Önce şöyle kuş bakışı bu burca bir tırmanalım. Şöyle bir bakalım. Geriden ne görünüyor? Deprem suresinde, zelzele suresinde, zilzal suresinde. İza zulziletil ardu zilzaleha. İza zaman zarfı malum. Yeryüzü bütünüyle büyük bir depremle sarsıldığında korkunç bir depremle sarsıldığında. Aslında o kelime zilzaleha, zilzalen gelebilirdi. Böyle geliş yerleri var. Bu bu kalıbın kullanıldığı farklı gelişler var. Fakat burada zilzaleha gelmesinin sebebi depremin bölgesel değil burada başıya söylenen depremin bütünsel, tüm yeryüzünü kapsayan küresel bir depremden bahsediyor olması. Onun için yani bunun şiddetini kim ölçer bilmiyorum. Richter ölçeğiyle ölçülecek bir deprem değil bu. Bu ölçekleri aşan bir depremden bahsediyor. Bambaşka bir depremden bahsediyor. Evet. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve yeryüzü, yine yeryüzü tamamlandı. Aslında geldi, ikinci kez geldi, tekrarlandı. Eğer tekrarlanmasaydı o zaman yukarıya bağlardık. Ama ayrıca zikredilmesi bunun ayrı bir fonksiyon olmasından dolayıdır. Yeryüzü ağırlıklarını ortaya çıkardığı zaman yukarıdaki iza bunun için de geçerli. Ve kalel insanu malaha. Ve insanoğlu der. Ne der? Ne oluyor buna? Nesi var bunun? der. Yeryüzüne der. Yevme izin tuhaddisu ahbaraha. İşte o gün o yeryüzü bize haberlerini verir. Yani haberler var. Haber verir. O da haber verir. Onun da haberleri var. O da dile gelir. Hani her yemini böyle çeviriyorduk ya burada. Evet, ay dile gelsin. Güneş dile gelsin. Sabah dile gelsin. Gün dile gelsin. Gece dile gelsin. Dolayısıyla o da dile gelir. Onun da haberleri var. Onun da kendine has bir dili var. Bizim gibi değil. Bizim gibi harflerden, cümlelerden, kelimelerden oluşmuş bir dille konuşmuyor. Ama söyler misiniz? Dili olmayan, bir şey söylemeyen bir varlık var mı? Varlık hafızalıdır. Canlı değildir. Canlılar bellidir. Cansızlar bile hafıza taşırlar. Hafızalıdır, şahit olurlar. İki, varlık bilgi taşır. Zaten bilgi taşıdığı için hafızalıdır. Varlık bilgi taşır. Varlık bilgidir aslında. Bilginin maddeye dönüşmüş halidir. Öyle değil mi? Demir mesela, Konuşursa neler söyler İlhan Bey? Çok şey söyler. Şey nasıl konuşur ama değil mi? Ama Hem de nasıl? Öyle kesin konuşur ki demirin konuştuğu demirin kertidir. Onun için bakınız çelik olmuş demir başka bir şey konuşur. Öyle değil mi? Yani içinde oksijeni hapsetmiştir. O bambaşka bir şeye dönüşmüştür. Nikel olmuş demir başka bir şey konuşur. Bakınız. Demir'in de halleri vardır. Aslında bakır demirin bilmem kaç kere dönüşmüş halidir. Demir'in atom numarası 26, bakırın atom numarası 29 sanırım. Yani efendim aynen öyle. Dolayısıyla karbon hayatın farklı versiyonları, metalleri bunlar. Efendim. Gazlarla başlıyor, ametallerle devam ediyor, metallere geçiyor, geçiş metallerine geçiyor, ondan sonra radyoaktif elementlere geçiyor vesaire. Acayip bir kendi aralarında da bağlantı var. Diyorsunuz ki ne alakası var ya bakırla demirin? Ne alakası var ya altınla bakırın? Ne alakası var ya civa ile altının? Ne alakası var ya efendim e şeyle eh, nedir efendim? Platinle. Altının, platin altından bir küçük numaradır. Bir küçük efendim protonu var. Platinin ki 78, altının ki 79. Platin altından pahalı. Bir altında ama pahalı. Civa, bir tane daha ekleyeceksiniz üstüne 80. Ama civa sıvı metal. Çok ilginç. Bir tane proton koyunca altının üstüne sıvı metal oluyor. Bakar mısınız kimliğe, kimliklere? İnsanlar da böyle dostlar. İnsanlar da böyle. Yani bir taneyi koyuyorsunuz ya tanıyamıyorsunuz. Tanıyamaz oluyorsunuz. Ya bir tane koyduk üstüne. 79 tane protonu vardı. Bir tane koyduk. Civa oldu. Civa zehirdir aynı zamanda bir gramı binlerce, belki yüz binlerce litre suyu mesela zehirler. Dolayısıyla hadi buyurun, bakın. Altın insan bedenine en uygun elementlerden biri. Onun için Allah Resulü gümüşten bir burun yaptırmış sahabi. Koku yapıyormuş. Onu değiştir altından bir burunla demiş. Efendim. Yani Ta o zamandan e, bu özellikle eksik organlar, özellikle yüzdeki organlar altından yapılabiliyor. Yani şunu diyeceğim her şey konuşur, her şey. Taşı dinlemeyi biliyorsan konuşur, toprağı dinlemeyi biliyorsan konuşur. Çiftçi iyi çiftçi, toprağı dinlemeyi bilen çiftçidir. İyi doktor hastayı dinlemeyi bilen doktordur. İyi demirci, demiri dinlemeyi bilen demircidir. Dolayısıyla ne malzemeyle ilgileniyorsanız dostlar, malzemenizi dinlemeyi iyi bilin. Eğer dinlerseniz size çok şey anlatacaktır. Evet, bakın burada da yeryüzü anlatıyor. يَوْمَ tu تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا Bu da çok ilginç. Aç, açacağım tabii, geleceğiz inşallah. Zira Rabbi ona vahyetmiştir. Rabbi ona vahyetmiştir. Yani vahiy de ne çeşitliymiş. Vahiy sadece insanların içinden elçi olarak seçilenlere iletilen bir mesaj değil. Aynı zamanda fiziki varlıklara da vahy edilir. Arıya da vahyedilir Kur'an'da. Arıya Rabbin arıya vahyetti diyor. Arıya vahiy nedir? İnsana vahiy ayrıdır, arıya vahiy ayrıdır, yeryüzüne vahiy ayrıdır. Bakınız üç tane farklı varlık. İnsan, hayvan, yani böcek sınıfına girer ama zar kanatlılar takımının en iyisidir, en kalitelisidir arı. Dolayısıyla ve yeryüzü, insan, hayvan, ve cisim, yeryüzü. Yeryüzüye de vahyedilmiş. Ama üçü aynı değil. Vahiy kelimesiyle anlatılan bu şeyler, insana mesajın, anlamın iletilmesi, arıya güdünün verilmesi, güdünün. Çünkü arıda biliyorsunuz, korteks yok. Korteks altı tabaka. Korteks'in oluşumu memelilerle başlamış bir süreç. Milyonlarca, milyonlarca yıl. Dolayısıyla memelilerle başlamış bir süreç. Memelilerin en gerisinde en aşağı korteks var. Alt korteks. Ama memeliler dışında korteks yok. Benzeri bir tabaka olduğunu söylüyor nörobiyologlar. Ama arada korteks yok. Onların gelişimi farklı. Kuşta korteks yok mesela. Dolayısıyla ama onlarda zeka da var. Çok ilginç. Farklı bir sistem yürüyor onlarda. İşte kuzgunların zekası. İşte kargaların zekası. Çok ilginç. Avustralya'da kargalar çoğalınca "Kargaları vurun efendim izni çıktı. Tüfeklerinizi alın." Kargaları ilk gün vurdular ondan sonra hiç vuramadılar. Tüfeklerin menzilini öğrenmiş yukarıdan gülüyor. Menzili öğrenmiş yalnız. Kurşun ne kadar çıkıyor? Çok ilginç. Kargalarla ilgili çok ilginç hikayeler anlatabilirim efendim. Onun için kuzgunlar biliyorsunuz en iyi posta güvercinleridir. En iyisidir. En uzun mesafelere nokta atışı yaparak mektup gönderirler, haber gönderirler eski krallar. Bir şey mi var? Evet. Dolayısıyla bu anlamda her şey konuşur dedik ya. Bi enne rabbeke evhaleha. Yevme izin yasturun nasu eştaten li yurav a'malehum. İşte o gün insanlık, insanlar paramparça, perme perişan, bölük pörşük çıkarlar. Niçin? liyural Amelleri gösterilsin diye. Amellerini görmek için insanlar tergi perişan, param parça, darma dağınık çıkarlar. Femen ye amel mitkale zerratin hayran yara. Kim zerre miktarı Zerre nedir biliyor musunuz? Mesela Arap dilinde atomun karşılığı zerredir dostlar. Kumbule zerriye denir mesela atom bombasına. Zerre bombası. Dolayısıyla maddenin en küçük haline zerre diyor Arap dili. Onun için maddenin en küçük hali ne kadar ulaşabiliyorsanız, belki bugün atom altına gitmek lazım, işte o kadarcık hayır yapan onu görür. وَمَنْ yamel الْمِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا Maddenin en küçük miktarı şer işleyen de onu gör. Diyerek bu ilki ayetleri bunlar. Bu ilki ayetleri özellikle 7 ve 8. ayet Kur'an'ın içindeki muhteşem bir röper taşı, mihenk taşı. Onun için bu iki taşı hiç unutmamak lazım. Hiç neyi değerlendiriyor olursak olalım, nasıl değerlendiriyor olursak olalım, insan eylemleriyle ilgili konuşuyorsak, zerre miktarı hayır da zerre miktarı şer de kaybolmayacak. Unutulmayacak, uyutulmayacak. Evet.